Merhaba. Bir ay boyunca hayatımda nelerin olup bittiğini anlattığım video güncemin ikinci bölümü olan Ekim ayına hoş geldiniz. Bu ay dizi film açısından çok zengindi diyemeyeceğim. Yine bir şeyler izledim, ettim falan filan ama daha çok olaylı, koşturmacalı, etkinlikli bir aydı. Neyse fazla uzatmadan önce izlediğim dizilerden başlıyorum. Childhood's End'i izledim ilk olarak. Bunu bana izletmeye çalışan bir arkadaş vardı. Bayağı uğraştı ve sonunda başardı, izledim. Childhood's End bir mini dizi. 1 saatlik bölümlerden oluşuyor. 3 bölümü var. Arthur C. Clarke'ın aynı adlı romanından bu da çok yaprak dökümü gibi oldu. Arthur C. Clarke'ın romanından uyarlanmış bir dizi. Ama ben üzülerek söylüyorum ki diziyi hiç beğenmedim. Kitabı okumadım. Kitabı okumamama rağmen o kadar eksik ve kötü bir uyarlama olduğunu söyleyebiliyorum ki yani bunu başarabilen çok az yapım vardır herhalde. Hani diziyi izliyorsun, kitabı asla okumamışsın ama diyorsun ki bu kesin çok kötü bir uyarlama. Beni asla tatmin etmedi. Varmak istediği noktaya asla varamıyor ve onun etrafına daireler çiziyormuş gibi hissettirdi. Çok bunaldım izlerken, yani anlatmaya çalıştığı şeyleri anlıyorum. Çok güzel gerçekten ama sen anlatamıyorsun. Kitabı okusam, bu dizinin kitabını okusam eminim ki bayılacağım, çok seveceğim ama dizi bana öyle eksik geldi ki çok üzüldüm. Böyle çok sadece izlenimlerimi anlattım ama biraz konudan bahsetmem gerekirse hızlıca. Dünya bildiğimiz dünya. İnsanlar yaşıyor. İşte iyi yönleri var, kötü yanları var hayatın. Böyle bildiğimiz normal hayat. İşte sonra uzaylılar geliyorlar ve insanlarla iletişime geçiyorlar kendilerini göstermeden. Diyorlar ki artık yönetimi biz ele alıyoruz. Burada biz size çok güzel bir dünya sunacağız. İşte bütün o dünyanın problemlerini kaldıracağız. Hava kirliliğidir, suçtur, işte bütün aklınıza gelebilecek kötü şeyleri kaldıracağız ve burada size bir ütopya kuracağız diyorlar. Ama sonradan bir noktadan sonra olaylar bir şekilde ters gidiyor. Yani o şeklinde söylemeyeyim artık. Ama zaten bu asla bir spoiler sayılmaz. Çünkü dizinin ilk bölümünün ilk sahnesinde zaten dizinin sonunu görüyoruz. Ve bir şeylerin bir noktadan sonra ters gittiğini anlıyorsunuz. Değindiği çok güzel noktalar var. Özellikle birinci bölümün sonunda gerçekten tüylerim diken diken oldu. Çok hoşuma gitti. Yaptıkları şey, dokundukları şeyler, insanları anlatmaya çalıştıkları şeyler, sorguladıkları şeyler. Hani herkesler böyle gerçekten acı çeken insanlar sanat konusunda çok üretken oluyorlar. Özellikle yazılı sanat konusunda. Evet, böyle bir düşünce aklından geçiyor ama gerçekten de öyle olmazmış gibi geliyor. Ama sana böyle bir dünya sunuyor falan. Acaba gerçekten böyle olabilir mi falan diyorsun. Ama yani bu güzel noktalar belli ki kitaptan çıkmış. Asla diziden çıkmamış. Çok rezalet değildi ama gidip de hani birine bunu izle devam herhalde. Ama yani çok da sıkılmadım. Bu nasıl bir yorum Allah aşkına? Ben burada ne yapıyorum şu anda? Kapat kanalı ya. Sonra tabii ki Stranger Things'i izledim. 2 günde falan izledim zaten. 9 bölümmüş bu sezon. Geçen sezon kaç bölümdü ya? Geçen sezonla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçekten o kadar silinmiş ki kafamdan. İşte yanlış yapıyoruz arkadaşlar. Bir anda izlemememiz lazım. Bir anda çat diye bir sezonu izlediğimiz zaman ve araya bir sene girdiği zaman her şeyi unutuyoruz. Ama ben nedense bu sezonu izlerken geçen sezondan daha fazla keyif aldım. Yani dediğim gibi geçen sezonu çok hatırlamıyorum ama geçen sezonu izlerkenki halimi hatırlıyorum. İlk sezonu yani. Ama bu sezon böyle daha bir heyecanlandım, daha bir bağlanmıştım. Bilmiyorum. Yani güzel bir sezondu. Zaten Stranger Things güzel bir dizi. Diziyi yapan adamlar insanların, kitlelerin, izleyicinin neye pozitif tepki verdiğini o kadar güzel çözümlemişler ki ve o formülleri o kadar güzel çıkartmışlar ki sevmemek gibi bir şansın yok. 80'lerin retro havası. 80'lerin retro havasının hakim olduğu bir dizide Winona Ryder'ı oynatmak. Yani bu o kadar güzel bir hamle ki gerçekten tebrik ediyorum. Geek çocukları konu alması ya da işte bilim kurgunun aşırı temel ve aşırı klişe öğelerini çok güzel ele alması. Yani çok klişe bir şeyi çok güzel yaparsan o şey çok güzel olur. Yani kimse klişe olmasına bakmaz. Stranger Things de böyle bir dizi. Yani seviyorum, hoşuma gidiyor. Steve'in karakter gelişimi harika. Mükemmel. Hopper'ı da çok seviyorum. Hopper'la Eleven'ın ilişkisi falan çok güzeldi. Çok fazla söyleyeceğim bir şey yok yani. Güzel bir sezondu. Derli toplu bir sezondu. Çok güzel reklamını yapıyorlar. Saadettin Teksoy'lu reklam. Yani önce Barış Manço'nun dönencesini kullandılar. Perfect fit. Daha sonra Saadettin Teksoy. Yani daha iyisi olamaz, anlıyor musunuz? Netflix çığır açıyor reklam konusunda. Mükemmel. Şimdi filmlere geçiyorum. Ceyhun'la bir film izledik. İsmi Die Welle. Orijinal ismi bu Almanca. The Wave İngilizce ismi. Tehlikeli Oyun olarak da Türkçe'ye çevirmişler. 2008 yapımı bir film. Konusundan şöyle bahsedebilirim. Almanya'da bir lisedeki bir öğretmen ders anlatacak. Böyle işte konu öğretmenlere ders veriyorlar. Çok saçma bir sistem yani, böyle hani tarihtir, hayat bilgisi falan değil de böyle bildiğin şu konunun dersi, üniversite gibi birazcık. Öğrencilerine faşizm altında yaşamanın nasıl bir şey olduğunu demonstre etmeye çalışıyor. Yani gerçekten de faşizm gibi yavaş yavaş kurallar koyulmaya başlıyor ve işte o öğrencilerin nasıl böyle faşizm altında birlik olduğunu, işte kendilerini daha güçlü hissettiklerini ya da işte sınıf içinde bu olana karşı koyan insanlar, yani tamamen faşizmin, bir ülkedeki faşizmin bir sınıfa daraltıldığını düşünün. İşler bir noktada gerçekten çığırından çıkıyor. Çünkü faşizm böyle bir şey. Çok etkileniyorsunuz filmden. Yani ben çok etkilendim şahsen. Yani birazcık şey alıyorsunuz filmdeki olaylara. Böyle oluyormuş demek ki. Böyle başlıyor yavaş yavaş. Sonra işte kendi hayatınızı düşünüyorsunuz. Kendi ülkenizi düşünüyorsunuz. Çok güzel çıkarımlar yapabileceğiniz bir film. Kesinlikle öneriyorum. Aşırı geriyor. Zaten gerilim dram sayılıyor sanırım türü. Oyunculardan da böyle biz izlerken çok güldük çünkü işte çok fazla Alman yapımı izlemiyoruz. En son Victoria izlemiştik yine Ceyhun'la. Oradaki bir oyuncu vardı. Oradaki iki oyuncu vardı. Ondan sonra işte Sense8'deki Wolfgang vardı falan. Hani şey dedik herhalde, Almanya'da 8 tane falan aktör var. Sürekli onlar dönüyor. Ben çünkü filmi ilk başta izlemek istememiştim. Böyle bayağı ürpertici bir film olduğu belliydi. Ama işte sonra Wolfgang'i gördüm, hemen yumuşayıverdim. İzlemeye devam ediyorum falan böyle. Neyse, neticede gerçekten çok başarılı bir filmdi ve izlemenizi kesinlikle öneriyorum. Şimdi izlediğim diğer bir filme geleceğim. Ama önce kendimi savunmamı izin. Geçen Eylül ayı videomda sinemaya çok fazla gitmediğimi artık, hani küçük sinemalar olmadıkça söylemiştim. Gerçekten de gitmiyorum ama arkadaşım dedi ki davetiyem var Thor'a. Gelir misin? Ben de dedim ki cebimden para çıkmayacak. Arkadaşım cebimden para çıkmayacak. O yüzden neden gitmeyeyim diye düşündüm. Kıvanç'la birlikte Thor: Ragnarok'a gittik. Ben bayıldım. Aşırı güzeldi. Bayıldım. Thor'un geçen filmi, özellikle ilk filmi de kötüydü ama ikinci filmi korkunç kötüydü. Çok kötüydü. Ragnarok muhteşemdi. Ben mesela asla fragman izlemem. Bu özellikle daha önce bahsetmiş miydim bilmiyorum ama fragman izlemekten nefret ederim. Çünkü yani bir şekilde spoil ediyor yani. Özellikle artık böyle büyük yapımcılar, Marvel Cinematic Universe gibi böyle büyük olaylar artık her şeyi böyle döküyorlar ve film için size sürpriz öğesi bırakmıyorlar ve ben o sürpriz öğesini çok seviyorum. Mesela işte Thor'un arenada karşılaşacağı rakibin kim olduğu hakkında en ufak bir fikrim yoktu ve görünce çok şaşırdım ve çok hoşuma gitti. Şimdi böyle küçük kendim hakkında bilgiler veriyorum. Marvel'ın ilk 5 filmine sokarım en sevdiğim. Çok güldüm. Çok komikti. Ben böyle hiç kıl bir çizgi roman uyarlaması film izleyicisi olmadım. Bu nasıl bir tamlamaydı? Marvel'da güzel yapıyor bence, bu komedi unsurunda ben bir sıkıntı görmüyorum. Bu arada Tom Hiddleston'a olan sevgim, aşkım tekrar alevlendi. Taylor Swift vakasından sonra bayağı yaralanmıştım. Ama Thor'da izleyince yine affettim galiba. Tekrar crush'ım olabilirsin Tom Hiddleston, tamam. Neyse, filmden asla bahsetmedim çünkü niye bahsedeyim? Hepiniz illaki bir gün izleyeceksiniz diye düşünüyorum. Ama olabildiğince erken izleyin, çok güzeldi, muhteşemdi bence. Bu arada tabii çok az şey izlemişim gibi görünebilir ama This Is Us, Outlander, Brooklyn Nine-Nine gibi benim biricik dizilerim hala devam etmekte. Ve işte her hafta yeni bölümünü izliyorum yani. İzlediğim şeyler bu kadardı. Şimdi neler yaptım bu ay, onlardan bahsetmek istiyorum birazcık. Öncelikle La La Land Orkestrası'na gittik Ceyhun'la. Çok güzeldi. Keşke filmi izlememiş olsaydım ve o an orada ilk defa izliyor olsaydım. Çünkü böyle insanlar vardı, böyle arkamda oturan kişi sürekli yorum yapıyordu. Ama yapıyordu böyle filme. Çok güzeldi. Şöyle bir sıkıntısı vardı bence. Vokaller filmden olduğu için, filmden geldiği için orkestranın çaldığı müzik de sanki filmden geliyormuş gibi hissediyorsunuz. Gerçekten inanılmaz güzel çalıyorlardı bu arada. O yüzden böyle tam orkestra büyüsüne giremedik. Ama yine de çok güzel. işte böyle vokallerin olmadığı zamanlarda işte epilog kısmında ya da işte giriş kısmında, ara kısmında kreditler akarken, en çok kreditler akarken falan eğlendim yani. Çok güzeldi çünkü tam olarak dikkatinizi orkestraya verebiliyorsunuz o zaman. Hem film oynarken, hem filmdeki insanlar şarkı söylerken, hem de orkestra çalarken o an böyle çok olayın farkında olmuyorsunuz. Çok güzeldi ya. Halların evini boyadık. Böyle bir olay gerçekleşti. Ve yani oradaki insanların çoğunun daha önce ev boyamakla ilgili bir tecrübesi yoktu. O yüzden böyle deneme yanılmayla falan oldu. Ama çok eğlendik yine. Zaten biz bir araya geldiğimizde hep eğleniyoruz. Yine Ceyhun'la Liberal Gençlik Kongresi'ne gittik. Yani bu konu hakkında söyleyebileceğim çok fazla şey yok. Niye hatta burada bahsediyorum şu anda bilmiyorum ama gittik yani. Birkaç tane konuşmacı dinledik. Güzel bir etkinlikte, her yıl gerçekleşiyor zaten diyebiliyorum. Seçmen şapka etkinliğine gittik ve beni Gryffindor'a yerleştirdi. Gerçekten sadece saçlarım yüzünden bence. Çok ayıp bir şey. Asla yani en uzak olduğum bina Gryffindor. Ama çok eğlenceliydi. Yine bir sürü insanla tanıştık. Bu sefer ilk etkinlikten daha çok eğlendim. Daha güzel bir oyun hazırlamışlardı. İnsanları birbirlerine daha çok ısıtmışlardı. Birkaç tane takipçimle tanıştım davetiye kazananları olarak. Onlar da inanılmaz tatlı insanlardı. Daha sonra İstanbul Bienali'ne gittim Özlem'le beraber. Ben bu Bienali geçen seneki Tasarım Bienali'nden daha çok beğendim. İyi bir komşuyu. Geçen seneki Biz İnsan Mıyız'dı? Are We Human? İdi. Nedense bu senekini daha çok beğendim, daha çok etkiledi beni. Ama genel olarak böyle çok modern sanat, işte Contemporary art falan seven bir insan değilim. Şimdi şöyle bir şey anlatacağım size. Ben bir iş görüşmesine gittim. Yönetici asistanlığı tarzı bir şeydi ya da proje uzmanı işte slash. Öyle bir şeydi. Hayatımın en korkunç deneyimini yaşamış olabilirim. Gerçekten tacize varacak şeyler söylendi. İçeri girdim böyle hani plaza gibi bir yer. My Towerland tarzı bir yerdi işte. Yenibosna'da. Girdim içeri, home office, işte kanepe var, bir masa var, içeride tuvalet var, mutfak var falan, bir oda. İçeri girdim, arkamdan kapıyı kilitledi adam. Bir iş görüşmesinde asla sormamamız gereken, yeni tanıştığın insana asla sormaman gereken şeyler falan sordu. İşte erkek arkadaşın var mı? Nerede? Şurada. Bırak boş ver, ayrıl, ben sana yeni bulurum. Ondan sonra işte çok şirinsin, çılgınsındır. Böyle saçma sapan şeyler ve hayatımda bu kadar korktuğumu, bu kadar titrediğimi hatırlamıyorum. Böyle bir elimde telefon var ve 155 tuşlu böyle elimde arama şeyinde üzerinde duruyor böyle bekliyor. O kadar fazla korktum. Yani işte bir şeyler konuşurken birden kalktı gitti tuvalete girdi. İçeriden kemerinin sesini duyuyorum işte. Acaba atıyorum buradan böyle çıplak çıksa ne yaparım falan böyle düşünceler aklıma geçti. Çünkü adam bu kadar huzursuz etti beni. Sadece ikimiz varız bu arada yani başka kimse yok falan. En son bir şekilde kaçtım yani dedim ben gidiyorum ve çıkabildim. Çıkar çıkmaz ağlamaya başladım yani asla oradan çıkamayacağımı düşünüyordum falan. Çok aşırı korktum. İşte orada çalışan arkadaşım vardı, daha yakınlarda çalışan arkadaşım vardı. Onun yanına gittim, o biraz beni sakinleştirdi. Sen kimsin ve benimle nasıl böyle konuşabiliyorsun? İşte bunu mesela orada diyemedim. Çünkü canımdan korktum, anladınız mı? Çünkü bana bir şey olacağından korktuğum için adamı şu an bunları söyleyemedim. Sen kimsin? Bana bunu soramazsın diyemedim. Yani Türkiye'de kadın olmak sanırım bu demek. Yani Türkiye'de kadın olmanın karşılığı bu. Böyle işte anca video çekerim. İsmini bile veremem korkudan. Öyle yani paylaşmak istedim. Dikkatli olun. Gerçekten ne belirsiz yerlere asla gitmeyin. Ben böyle plaza diye rahat rahat falan gittim ama öyle olmuyormuş demek ki orada da pislikler dönebiliyormuş. O günün akşamı da Halloween'di ve Halloween partisine gittik Dorak X Large'da. Gittik eğlendik. O da güzel bir partiydi. Çok güzel kostümler vardı. Yani o kadar kalabalıktı ki Dorak X Large. Dorak X Large'e hiç gittiniz mi bilmiyorum ama çok büyük bir yer ve yani yürüyecek yer açamıyordunuz kendinize. Seneye yine gidersek büyük ihtimalle oraya gideriz gibi geliyor. Çok eğlendik. Ve yani işte birazcık bu o günü unutmama yardımcı oldu. Güzel oldu. Ekim'in başında bir scrapbook yapmaya başladım. Yani bu ne zamandır istediğim bir şeydi ama işte gidip fotoğraf falan çıkartmaya çok üşeniyordum. Bu defterimi de İngiltere'den almıştım. Buna başladım. A Year in the Life diye. Bu da bir Gilmore Girls göndermesi. Çünkü neden olmasın. İşte 2017 diyor ama 2016'dan başlıyor aslında. Hiç çaktırmayın. Böyle bir şey yapmak istedim. Ama işte her sayfa için farklı bir şey bulmak çok zor oluyor ve böyle bir sayfam var. Bu mesela güzel değil o kadar. Bu sayfalar hoşuma gitti. Buraya böyle bir cep yaptım. İçine bir sürü fotoğraf koydum. Eski işimden kovulduğum günün anısı. Piece of shit gibi hissettiğim gün. Böyle bir sayfam var. Böyle bir story'm vardı Ceyhun'la. Ve herkes çok gülmüştü. Çok hoşlarına gitmişti. Ben de kaydetmiştim. Bu Ceyhun'a 2. yılımız. Hatırına bir sayfa. Yine burada bir cep var. İşte fotoğraflarımız. YouTube videomuzun fotoğrafı. Bu kadar yaptım şimdilik ve daha yerleştirmem gereken çok fazla fotoğraf var ve büyük ihtimalle sene sonuna kadar falan bitmeyecek asla. Bu arada hani yeni fotoğraflar birikmiş olacak ve bu asla bitmeyen bir serüvene dönüşecek ama yapacak bir şey yok. Girdik bu yola. Ekim ayında yaptığım şeylerden bir başkası da Ceyhun'a Mean Girls izletmek oldu. Çünkü Ekim ayı Mean Girls ayıdır. Ve aşırı güldü, aşırı eğlendi falan çok hoşuma gitti. Sevmez gibi geliyordu yani. Ama çok keyifli vakit geçirdik beraber. Bir de şöyle bir şey var. Bir oyuna taktım. Öyle böyle değil. Sabah akşam bunu oynuyorum. İsmi Homescapes. Neden anladınız mı? Candy Crush gibi bir şey ama bir storyline'ı var. Yani Sims'le Candy Crush'ı birleştirmişler gibi bir ev var. Bölümleri geçerek o evi tekrardan böyle düzenliyorsunuz. Senelerdir oynuyorum. 100 küsür bölüm oldu. 200'e yaklaştım. Ama hala sadece yatak odası, salon ve mutfak açıldı. Ev inanılmaz büyük. Yani 6000 bölüme falan olması lazım o evin. Bütün her yerini tamamlamak için. Bilmiyorum nasıl olacak. Oynamaya devam edeceğim gibi görünüyor. Sanırım Ekim ayında anlatmaya değer başka bir şey olmadı. Siz neler yaptınız? Sizin Ekim ayınız nasıl geçti? Aşağıda yorumlarda belirtirseniz sizin hayatlarınızla ilgili bir şeyler öğrenmek benim hoşuma gider. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. There's so much that I can't see. Oh no, I felt it from the first embrace I shared with you.